وَعْتَزِ الْهَوَى Havadan, isteğinden ne yap? Uzak dur. وَلَا تَقْنَعْ مِنْ نَفْسِكَ بِالْتَرَبُّصِ وَلَا تَقْنَعْ مِنْ نَفْسِكَ بِالْتَرَبُّصِ Yani işini yarına bırakma. İşini yarına bırak. Tarabbus ehli olma. Yani yapacağın iş bugünse bugün yap. Bu Osman onu yapıyor. Ha, ona o yapısı çok güzel. Bugünse bugün. Ya yarın yapalım. Ya niye yarın yapıyorsun? Bugün yap. Bunun için. وَلَا تَقْنَعْ Kanaata varma min nefsine bir tarabbus. Yani tesvif hastalığı sevfe sevfe entazir entazir اترابس اترابس ها هلك المستوفون değil mi? Kim? Bunlar helak oldular diyor. Zarar ederler. Yani o sonra yaparım sonra yapmazlar. Onun için biz hemen ha vahmil zikreke bir de yaptığını Allah için yap. Ve fazla böyle isminin şöhret bulması açısından isminin anılmasından dolayı yapma, hizmet yapma diyor. Vahmil söndür. Hamele söndürmek demektir. Hani yapıyorsun kebabı ya. Ne yapıyorsun ondan sonra? Suyu döküyorsun ateş söndür. İşte ona hamd. Bir ses çıkar. Bitti. Bitti. Tamam mı? Yani anılmak için, şöhret bulmak için. Ha iyi insanlar zaten meşhurlar. Zikirleri kaybolmaz onlar biliyor musunuz? Ha? Salih insanlar, iyi insanlar. Onların hedefleri, amaçları hiç şöhret de değil ama dünya onlarla bereketlidir. Hizmetleriyle bereketlidir. Yaptıklarıyla bereketlidir. Değil mi? Veyahut da eser sahibi. Onun için o ayrı. Sen onu kast etme, insanlar zaten seni unutmaz. Sen kast etme. Sen onu yedi çalışma. وَاَدِمْ لِلّٰهِ شُكْرَكَ وَاَدِمْ لِلّٰهِ شُكْرَكَ Şükürünü sadece Allah için yap. Allah için teşekkür mahiyetini taşı. Yani yapacağın ne varsa burada maksat Allah olsun. وَاَكْسِرْ مِنَ اسْتِغْفَارِ ha? Daima istiğfar sahibi ol. فَاِنَّ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّ diyor Resulullah Aleyhisselam. Günde 70 sefer ben estağfirullah çekiyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa diyor. Onun için biraz önce ne dedik? Estağfirullah neydi? Anahtar da dedik. Anahtar, anahtar. Ve her yerde, her mekanda, her zamanda sizinle beraberdir. Yeter ki onu tevbe kapısına vur, içeri gir odaya gir, rahmet orada. Peki Allah'ın rahmetine kaçarsın. Allah'ın rahmetinin kapısı ne hangi kapıdır? Tevbe kapısıdır. Onun anahtarı unutmayacağız. Unutmayacağız. Allah'ın rahmetinin kapısı tevbe kapısıdır. Müminler için. Ha? Kafirler için? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ondan sonra mümin oluyor, orada hesap başlıyor. Ha. Onun için müminler için o kapıya açacak ve içeri girecek. Rahmete girdin mi? Rahmeti vasiat kulle şey. Allahu Teala onu affeder. Ve atbir bil ifkar. Fikir sahibi ol. Tefekkür sahibi ol. İbret al. Yani akıl tefekkürle gitmesi gerekiyor. Akıl böyle çünkü aklı her şeye eriyor ya. Akıl muhakkak yanında ne olması gerekiyor? Tefekkür. Tefekkür tezekkürü getiriyor. Tezekkür tedebbürü getiriyor. Anladın mı? Tefekkür tezekkürü getiriyor. Tezekkür tedebbürü getiriyor. Tedebbür ise seni sahibinle beraber ediyor. Hak tecelli ediyor. Onun için tefekkür, tezekkür ve tedebbür. Bunu nedir bu üç şey? Alan aklın beraberinde olması gerektir. Akıl bunun üzerinde gitmez. Tefekkür edecek çünkü her şeyi biliyor. Tezekkür edecek onun sahibi kim? Tefekkür etti. Ondan sonra tezekkür etti. Bunun sahibi kim? Bunu kim yarattı? Ona tezekkür etti. Allah. Ulaştırdı. Hedefi vurdu. Sahibi Allah. Ha. Anladın mı? وَاسْتَعِدَّ بِالْعِلْمِ Ve hazırlıklı ol. İlim için لِوْقُعِ فِتَنْ Her an için her an için hazırlıklı olacaksın. Mümin hazır kıtadır. Mümin nedir? Hazır kıta. Neye hazır kıta? Her türlü belaya, musibete. Şimdi bela musibet geldi. Ve şu anda burada da söylüyorum. Şu anda biz hastalığın değil sabrın talibi. Yani hastalıkta şifanın değil sabrın talibi olmalıyız şu anda. En çok zaruret şu anda şifadan öte sabırdır. Şifadan öte şu anda
Çünkü 2-3 ay oldu, tahammüller tıkanıyor, sabır bitiyor. İnsanlar evde efendim huzursuz oluyor, sıkıntı başlıyor. Ev işi huzursuzluğa başlıyor, işe gitmiyor, kara gitmiyor. Veyahut esnaftır, işi durmuş. Veyahut borçludur, borcunu veremiyor. Derken bütün bu sıkıntılar, dünyevi sıkıntılar. Onun için ne yapı? وَاسْتَعِدْ بِالْعِلْمِ لِيُوْقُعُ الْفِتَنِ İlimle, yani sabırla efendim ne yapacaktır? Fitnenin vaki oluşuna ne yapacak? Hazırlık olacaktır. Mumin hazır kıtadır. Neye? Bütün bela ve musibetlere. Neyle? Sabırla. Hangi silahla? Sabırla. Hangi hasletle? Sabırla. Onun için biz sabırla bu. Bir daha söylüyorum. Şu anda en zorunlu şifadan öte nedir? Bize ihtiyaç sabırdır. Çünkü sabırsızlık direnci de düşürüyor. Vücuttaki hastalıkları efendim çoğalıyor. İnsanlar hasta oluyor ve direnç düşüyor, moralsızlık başlıyor ve şifa da ilaç da fayda vermiyor. Onun için burada bütün herkes, bizi dinleyenler birbirlerine de söylesinler, şifanın ötesinde sabır ve metaneti elden bırakmasınlar. Eşşafi huvallah. Sebepler de elhamdülillah çalışıyorlar, çabalıyorlar. Allah onlara yardımcı olsun.